Ben kime yazsam kendimi kısaca tanıtırım. Yeni birisiyle irtibata geçsem ben kendimi tanıtıyorum. Yani belki sizin çoğunuzdan daha fazla tanınan birisiyim. Buna rağmen bunu yapıyorum. Ondan sonra ne? Bak. Kendini, adını, soyadını söylemiyorsun canım kardeşim. Ben nasıl hatırlayayım yani? Çok yazışıyorum, mesajlaşıyorum. Bir yerde değil, bir sürü yerde. Onun için yani... Bu mesaj. Kimsin, hangi mail mi okumuşsun? Ya ne hoş adamlarsınız ya. İnan ki şurada 2000'den fazla kişinin mesajına bakamamışım bile. Bak birikmiş sadece WhatsApp'ta. Onun için ne zaman mail göndermişim sana, sen kimsin? Kendini hiç tanıtmıyorsun. Meal değil, mailim diye yazmışsın. Tanıtma diye, kendini tanıtma diye bir mail. Şey yok. Adam bana yazıyor, merhaba Edip abi, hatırladın mı beni? Ya kimsin seni, bir numarada nasıl hatırlayayım seni? Çıldırtacak bu millet beni. Ondan sonra diyorum, peki sen kimsin, kendini tanıtır mısın? Kendini tanıtsa da adını da söylese, benim adım Mehmet. Ya hatırladın mı? Ya Türkiye'de 1 milyon Mehmet var ya. O kadar da Ahmet var. Neyse, komik. Ve bu da soyadını da söylemiyor. Diyor ki, Edip haklısın, ben İstanbul'dan, adım Mehmet. Aslı Erzurum. Bu da Mehmet Giller familyasından. İnanamıyorum. Orada söylüyorum, şikayet ediyorum. Ya en azından bir soyadını söyle falan. Hani ben kaydediyorum milleti. Hani tekrarlar olursa en azından arada bir hatırlıyorum. Bir de kodluyorum milleti bu arada. Ey millet, haberiniz olsun. Kodluyorum. Nasıl kodluyorum? Aile... 4 kişilik aile var. Onlar 001. Benim eşim ve 2 çocuğum. 001. 002 kız kardeşlerim, onların çocukları falan. Yani yeğenler, kuzenler. Bunlar da 002. 003 var, daha böyle uzak akrabalar. 004 arkadaşlar, görüştüğüm, tanıştığım, fiziksel olarak, iş boyutlu olarak görüştüğüm, kucaklaştığım ve uzaktan Japon usulüyle selamlaştığım ama gördüğüm insanlar. Onlar da 004. Genelde iyi olmaları gerekiyor. 004 şeyini, kodunu almak için. Ondan sonra 005 var. 005 akademisyenler, profesörler. İşte veyahut da akademik olarak kendilerini yetiştirenler, entelektüel yeteneği olanlar. 006, 007'yi geçiyorum. 008 iş adamları, o denk geldi. Öyle özel ebced şeyi falan yok. İş adamları 008. Göstermeyeceğim ama yüzlerce var böyle, bunlar her bir kategoriden yüzlerce. Ondan sonra 009 var. Bunlar da ünlüler, artistler, aktörler, yazarlar, siyasetçiler falan filan. Bunlar da 009. Onlar da yüzlerce var. Ondan sonra 114 var. Yani sadece Kur'an mesajını kabul edenler. Eğer öyle şey diyorsam onlara öyle veriyorum. Tabii ki kesin değil, emin, %100 emin değilim ama yakınsa o mesaja, destekleyici bir şeyse 114 koyuyorum. Ondan sonra tabii ki öğrencilerim, mesela öğrencilerinden seçme, felsefe öğrenci, 20 yıldan fazladır öğrenci. Onlar da yılla başlıyor. 2000 mesela. 2, 2005, 2019, 2020. Ondan sonra adı ve ondan sonra belki semester ve onları öyle belirtiyorum. Ve ondan sonra bir de 115 var. 115'i kime şey diyorum? Bunlar beni sık sık arıyorlarsa, çok sık arayanlar oluyor, abone oluyor, canı sıkılıyor, beni arıyor. Bunların önemli bir kısmı ergen oluyor, bir kısmı da... Psikolojik dengesi bozuk, ciddi söylüyorum adam. Şizofren, şizofren olduğunun da farkında, biliyor, ilaç alıyor, beni arıyor. Veyahut da adam hasta, depresyonda, o da arıyor. Eyvallah, ben bunları geri çevirmem. Ancak çok arayınca, ben işimin ortasındayım, biliyorum bu aradığı vakit yarım saat beni tutacak. O zaman 115'i görünce her zaman cevap veremiyorum.
Allah beni bağışlasın bundan. Çünkü ben insanlar arasında ayrım yapmak istemiyorum ama belli bir gücüm var. Herkese dayanamıyorum yani. Yarım saat böyle dinleyecek enerji alıyor, vakit çok alıyor. Kendime biraz vakite ihtiyacım var. Oldu mu canım kardeşlerim? Onun için ha bir de ismini yazıyorum. Ha 114 yazıyorum ve 115 daha sonra terfi ediyor ona. Ya ilk başta 115 olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra bakın sık sık arıyor. Veya da kafadan kontaklar için de bir numaram var. Onları sonra şey diyorum teşhis edince. Ha, diyelim ki sen 005 akademisyensin. Ondan sonra adını, soyadını, ondan sonra ülkeni / şehrini yazıyorum. Ha böylece diyelim ki dünyada bir başka bir ülkeye gidiyorum. Veyahut da bir şehre gidiyorum. Hemen telefonda aratıyorum. Binlerce kişinin içerisinde bir grup, birkaç düzine, bazen 5, bazen 50, bazen 100 kişi bulabiliyorum o ülkede veyahut da o şehirde. Öyle, işte böyle size bir yöntem öğrettim. Sıraya, telefonunuzda sıraya diziliyor. Araması kolay, kodluyorsunuz insanları. Tabii siz fişliyorsunuz değil mi? Ben fişlemiyorum çünkü bunları cezalandırma, bunları şikayet etme gibi bir derdim yok. Hiç öyle bir şey. Kimseden hesap sordum yok. Bana en böyle iğrenç hakaretleri edenler hiç birisini de mahkemeye falan vermiş değilim. Bu sadece kendim için bilgi açısından en azından telefon rehberimdeki telefonumdaki 5-6 bin kişiyi böylece organize edebiliyorum.